Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok kolay bir poğaça tarifim var. Daha öncesinde farklı bir tarifle sizlere sunmuştum 10 dakika poğaçasını. Bu seferki biraz daha farklı olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Kullandığım bardak 200 milimlik evimizdeki klasik bardaklardan. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın sarısını kenara ayırıyorum üzeri için. Akını içine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker, İki paket de kabartma tozu kullanacağım. Hemen burada 6 su bardağı unun yarısını ilave edeyim. Yavaş yavaş unu ilave edeceğim. Sizlere sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Gerekirse un biraz daha alacağım. Sizler de lütfen yavaş yavaş ilave edin. Mayalandırma derdi yok. Bekletmiyorsun. Hemen şeklini verip fırına atıp pişirebilirsiniz. Özellikle birden gelen misafirlere çok güzel oluyor. Şimdi unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Lütfen sizler de unu her zaman söylediğim gibi dikkatli ve yavaş ilave edin. Unun hepsini ilave ettim. Bakacağım duruma göre, eğer gerekirse biraz daha un ilavesi yapacağım. Bardağı un tam yeterli geldi arkadaşlar. Tezgahın üzerine şöyle yarım avuç olacak şekilde unu döktüm. Şimdi burada hamurumu 1-2 dakika şöyle yoğurup toparlıyorum. 6 su bardağı unu tam doldurun. 4 su bardağından sonra yavaş yavaş ilave edin. Eğer göz kararı ayarınız varsa göz kararı da ilave edebilirsiniz. Elinize yapışmadığını gördüğünüzde unu ilavesi etmeyi bırakın lütfen. Yeterli artık. Yeterince yoğurdum. Şimdi hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Sadece bunun sebebi, siz bölmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar ama görüş açısının kaybolmaması için sizlere ben böyle iki parçaya böldüm. Uzun şerit haline getirip hamuru yumurta büyüklüğünde koparıyorum. Bunları şimdi kopartıp beze haline getireceğim. Şimdi kestiğim hamurları beze haline getirip kenara alıyorum. Hepsini beze haline getirdim arkadaşlar. Toplamda 29 tane beze yaptım. Şunu da belirteyim, ben sanırım yumurta büyüklüğünde diyerek yanlış bir bilgi verdim sizlere. Şöyle söyleyeyim, cevizden biraz daha büyük diyebilirim. İki tane hamuru önüme alıyorum. Çok fazlasıyla böyle hamuru ezmiyoruz. Sadece hafif üzerine şöyle dokunduruyorum arkadaşlar. Çok değil. İçerisine bir miktar şöyle beyaz peynir koyuyorum ve içine bastırıyorum. Arzu ederseniz peynirin içerisine bir miktar maydanoz ilave edebilirsiniz. Şöyle yerleştirdikten sonra çeviriyorum. Elimin şu kısmıyla hafif bastırıyorum. Bu kadar. Şöyle yapıp peynirin hamura yapışmasını sağlıyorum. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Tepsiyi yanıma aldım. Tekrar şöyle bastırıp bırakıyorum. Çok fazlasıyla değil. Peyniri bastırıp bırakıyorum. Bu şekilde bastırıyorum. Ters çeviriyorum. Tam böyle peynirin üzerine hamuru yapıştırıyorum. Birazcık böyle peynirler gözükebilir.
Sizler hatta böyle birkaç tane birden bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha rahat olacaktır. Bunu çeviriyorum şöyle. Bastırıp bırakıyorum. Hocaların hepsini gösterdiğim şekilde şeklimi verdim. Böyle geniş geniş iki tepsi hazırladım arkadaşlar. Bir tepsiye çok iç içe olacaktı. İki tepsiye de az olacaktı baktım. O yüzden aralıklı olacak şekilde hepsini pay ettim iki tepsiye. Kenarda ayırdığımız bir adet yumurta sarısını çırptım. Üzerine şöyle sürüyorum. Fırınımı da öncesinde ısıttım. Üzerine birazcık şöyle çörek otu atıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Lütfen çok fazla fırında tutmayın arkadaşlar. Eğer çok fırında tutarsanız poğaçalarınız kuruyacaktır. Böyle üzeri kızarınca hemen alıp üzerine temiz bir şeyle örtüp dinlendirin. Şimdi önce ben bir tepsiyi pişireceğim. O pişince çıkarıp diğerinde pişireceğim. Hepsini pişirdikten sonra da sizlere son halini göstereceğim. Poğaçaları fırından çıkardım. Gerçekten enfes bir poğaça oldu arkadaşlar. Diğer tepsinin birazını da buna ilave ettim. Fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirdim. Çok fırında tutup kurutmayın lütfen. Buna çok dikkat edin. Hafif böyle üzeri kızardığında hemen alın. Bildiğiniz tamamen sanki mayalı bir poğaça gibi. Harika olmuş arkadaşlar. Şöyle dokusunu da göstereyim sizlere. Kesinlikle denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Hiç öyle sert falan değil. Sanki içerisinde maya var. Yumuşacık oldu. İnanın ben bile bu kadar yumuşak beklemiyordum. Yumuşacık, sanki mayayla hazırlamış gibi. Son kez şöyle bir tane daha bölüp videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ufacık da olsa yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.